Herkes görevinin başında. Herkes bir yardım telaşesi içinde. Şu an abi eşyalarımızı vakumluyoruz. Vakumluyoruz abi. Şu an ne yapıyorsun? Abi poşetler, vakumlu poşet. Yerimiz evet. Çünkü olsun diye değil mi? Aynen abi. Şu var ya bir dolap elbiseydi, bir dolap evet. Şu. Yarınki road tripimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yarın baş başa seninle romantik uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısın? Saçlarını da kestiremedik ama Bulut. Saçım. Kafaya bak, oyun gibi oldun Bulut. Gece bak besledik seni. Gece besledik seni. Azıcık komple var. Komple yok. Eley bitti mi? Abi eley bitti. Eley bitti. Eley bizde, eley bitmez. İstediğimiz zaman geliriz. Aynen abi. Bundan sonra Los Angeles'a para kazanmaya değil, para harcamaya geleceğim. Umula bütün valizin? Evet. Ne var orada? Top abi, mu aldın? Voleybol topu. Aynen. Boyum uzasın diye basketbol topu aldım. Şaka yapıyorsun. Oynayamadım. Harbi. Oğlum tavuk mavuk var orada. He tavuk. Yumurta, tavuk. Yanımızda piknik tüpü yok ki. Domates, salatalık her şeyi aldım abi. Patlı. Yolda yeriz diye. Evet. Tek başıma buradan Florida'ya kadar 2000 mil süreceğim. Bulut'un şoförlüğü yok. Bunun uzmanı Bulut. Bu normalde ağır enerji gerektiren, ağır IQ gerektiren zor bir malzeme. Arabanın üstüne koyuyorsun. Bu taşınanlar için çok önemlidir. Bunu herkesin almasını tavsiye ediyorum. Bunun kilit noktasını, en püf noktasını Bulut çözdü. Bulut şimdi bak burayı açıyor, bunu koyuyor. Bunlardan 6 tane var. 3'ünü Bulut'a verdim. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. 4 tane de öbür tarafa. 3-3 homojen bir şekilde dağıtıyoruz. Bir tanesi biraz önlü, bir tanesi arkalı, bir tanesi de buraya. Oradan yanlardan tutuyor. Bunu yapın kardeşim. Normalde insanlar arabalarına şöyle dalga taktırıyor. Bak dayı çocuk gidiyor bak mesela. Böyle onları taktırıyorlar. Veya arabalarda oluyor bak. Buradaki arabalarda genelde var. Şunda var. Vosvos'ta var bak gördün mü? Vosvos'ta var. O Vosvos'u özel taktırmış. Bak bu önemli. Southern State Üniversitesi, Kaliforniya. Ben master yaptım Bulut. Ona göre. Bu biri hediye getirdi bana bunu. Witch King. Hangi filmde var bu? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Polat'ın düşmanı. Evet. Bunu da Mercedes'te bir abi vardı çalışan. O çok iyi bir abiydi. Çok sevdik biz birbirimizi. Çok güzel bir abiydi. O da bana bunu hediye getirmiş. Değil. Daha vardı da tesbihler var. İşte Krişeli'nin getirdiği. Bunlara başlıyoruz. Bunların hepsini arabanın üstüne koyacağız. Hadi bakalım çocuklar. Hadi başlıyoruz. Haydi bakalım çocuklar. Abi tangır tungur sesler geliyor mu? Hadi babam. Yapın şu işi. Araba çökene kadar koyun. Boşluk varsa bir değerlendir. Şunun tavuğu mavu var. Sucuk mucuk domates getirmiş. Bulut oradan bastır. Gitmiyor lan. Yağlayalım mı? Oğlum gitmiyor. Benim o bir tane don o bozdu o don. Don bozdu. Elbiselerimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Su da geçirmiyor ha bu. Çinliler yapmış çekikler. Yağmur geçirmiyor. He? Yağmur geçiriyor. Ne geçirmiyor dedim ben? Su geçirmez dedim. Yağmur geçiriyor mu? Yağmur geçiriyor. Dar suyu da geçiriyor. Sürahiden su dökersen geçirmiyor ama. Yok. Şifre 0000. Bakıyoruz 0000. Açılmıyor. Yok değilmiş 0000 değil. Bakalım 00 mı? 00'mış. Wow. Çinliler yalan konuşmadı gördün değil mi? Ali öğrenmiş miyiz? Evet. Şaşırdın değil mi ama abi? Şaşırdım bizi abi. Böyle görünce. Sen güya bize yardım edecektin falan. Gerek yokmuş değil mi? Oğlum bu kaymaz. Nasılar abi? İlişeyim dedim gitmene. Kırşehir Gaman'dan. Sen neresin dedin Kırşehir'in? Boztepe. Kırşehir Boztepe'den. Aynen. Kırşehir baksana ya. Tam bir Kırşehir kreasyonu. Kesinlikle. Yani. Ne yapıyorsun? İyidir abi sizleri sormalı. Hamdolsun. Bunun aynısını kafaya yaz. Kafaya bıngıldağa yaz abi bunu. Bu burada, bu burada, bu burada. Aynısını oraya yap. Sıkma işlemini de ben bir daha düzelteceğiz zaten çıkmadan. Çok güzel oldu. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu abi. Elinize sağlık. Kırşehir'de yapıyorlar mı böyle? Yok. Yapmıyorlar mı? Bizim orada o zaman. Yem torbasına koyuyorlar abi. Benim çıktığım evde
Artık Samet kalacak. Aynen. İnşallah. Artık Anıl abi diye bağırdığınızda Samet çıkacak. Benim yaverim bundan sonra. Her şeyime Samet bakacak. Rahat bir şekilde yine Anıl abi diye bağırabilirsiniz. Şaşırmadan cevap verecek. Doğru mu? Bekliyor olacağım. Bekliyor olacaksın. Çaylarını koyarsın. Koyarım. Pompalıyla. Karşı taraf okey mi Bulut? Okey. Okey ne demek? Yes mi demek? Tamam demek. Evet. Tamam. Gel çık. Bundan rahatı yok. Ne para derdi var. Ne okul derdi var. Değil mi? Ne yemek derdi var. Hiçbir derdi yok. Fiko, 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 fiko. Abi V8 motor. 8 silindir. Turbo charge. Turbo charge. 5.7 litre motor hacmimiz var. 745 beygir. Ekstra 250 bastırdık şeyde. İffet abi de. Motor swaplanmış. Aynen motor swap. Lastikler ince. Yere basık arabamız. Aynen. Tamamen spor olarak tasarlandı. Abi bu yan koltukta Night Pro Tight giyen manitalar oluyor mu bu arabada? Abi bu arabalar böyle o şekilde giyiyor. Olsuz olmaz. Yani. Night Pro Tight. Aynen. Bu arabalar böyle aile arabası değil yani. Bu arabalara biniyorsan yanında tight'lı bir manita olacak illaki. O manita kesinlikle pilates hocası oluyor. Fix, şaşmaz. Sürekli böyle tuhaf tuhaf fotoğraflar atıyor böyle. Kitap okuyor falan. Uzakları çekiyor. Böyle gölgesini falan çekiyor böyle. Vücudunu çekiyor. Ulan bir de bana dedi ki Mustafa abi dedi sıfır dedi akü var dedi. Sıfır. Bu sıfır mı? Allah'ını seviyorsun. Bu sıfır mı? Bak abi çek. Abi kertiğin arasında oluyor. İki noktanın arasında olsun. Bunun yağı var şu an. Tamam yağ da zaten yeni değişti. Bu ne bu? Abi o... Ali. İki tane yağ biliyorum. Bize gelmiş burada sanayicilik taslıyor. Böyle bir anda eller böyle oldu abi. Gördün değil mi? Suyu anlattıktan sonra. Kesin transmission'ın. Tamam anlatıyorum. Bende Mercedes vardı. Bir adet de evim vardı. Kaldığım evi şu an kamerayı tutan arkadaş tuttu. Bir tane arkadaşla. Depozitoyu verdiler, kirayı verdiler. Bana da burada management'lar var. Leasing ofis diyorlar. Lease de kontrat. Onun ofisi. Oradaki kadın dedi ki bana dedi kiracı bul çık nereye gidiyorsan git. Ben de bir gün falan sürdü zaten. Samet'te odaya ihtiyacı vardı. Bizim de Mercedes'in satılması gerekiyordu. Mercedes'te o gün oturuyorduk böyle 3-5 adam vardı. Bizim Mustafa var. Bızdık Mustafa. Bızdık Mustafa. Yalınayak Mustafa. Onun da bu arabası vardı. Abi dedi ben onu alacağım dedi. Zaten dayanıklı araba, güzel araba. Ben de daha 20 yaşındayım dedi. Hayallerim var, ümitlerim var, umutlarım var. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ondan sonra biz o arabayı verdik. Bana bunu verdi. Ben de Orlando'da Charlie var. Charlie'ye sordum. Dedi ki o burada da kolay değil dedi araba bulmak. Bu da fiyatı fena değil dedi. Al gel hem de orada uğraşmazsın dedi. Ben normalde uçakla gidecektim. Doğru mu? Kargo uçağı var ya askeri uçak. Anca onunla giderdik. Şuna baksana. Bunu o yüzden buna karar verdik. Bir de Toyota eskimez falan filan diye. O yüzden gidiyoruz. Buralardan. Sormayın beni yardan. Los Angeles'ta ki tabii ki bağım var. Çok kaliteli bir bağım var Los Angeles'ta ama bu benim bağımın biteceği anlamına gelmiyor. Dostlarım burada, kardeşlerim burada, hayallerim burada. Bokunu çıkarttı, 5.5 oldu benzin, kiralar uçtu. Yani çok mantıklı değil para için ama diyorsan ki benim çok param var. Bok gibi param var ki beni izleyenlerin %99'u çok zengin. Uçuyorlar, çok paraları var. Samet sen de öylesin. Samet'in bana borcu var, bir ton. Hadi gidelim böyle işte. Bu gördüğünüz anahtar var ya. Bu gördüğünüz anahtarda anılar var. Bu gördüğünüz anahtarda Türkiye'den gelen yüzlerce kişinin hakkı var. Ben onlar sayesinde bu evde kaldım. Los Angeles'ta güzel bir hayat yaşadım. Şimdi devir teslim törenine başlıyoruz. Bundan bir tane var. Sakın kaybetmeyin. Nereye açıyor abi? Şeyin. Posta kodu. C. Soldan üçüncü. Tamam. Bunu sen bir tut. Tuttum abi. Anla hangisini çözersin. Buyurun. Buyurun. Piko şimdilik gelmiyor. Ama orada ev tutacağım. Ondan sonra gelecek. Daha şimdi oraya ben Allah'a emanet gidiyorum. Ne ev var ne bir şey var. Bir tane arkadaş vardı Tolga diye. O önceden gitmişti. Sağ olsun yardımcı oldu. Şimdi ne ev var ne bir şey var. Ev tutmaya gidiyorum orada bir nevi. Bir tane evle görüşüyorum application sürecinde. O da dedi ki senin gelirin az.
Dedim seni paraya boğar. Anladım burada paranın lafını yapma. Dedim ki ben YouTube yapıyorum. Yaz dedim ismimi bak dedim. Sana dedim video çekeyim reklamını yapayım dedim. Hoşuna gitti öyle deyince. Ondan sonra ikinci kez bir daha aldılar. Başta denied dedi. Denied ne demek biliyor musun? Sıçtın demek. Fiko güvercin geldi. Fiko güvercin geldi. Fiko güvercin geldi. Fiko güvercin gitti. Hadi gö- hadi Allah'a emanet ol. Hadi abi görüşürüz. Dikkat et tamam oralarda. Evin iyi bak. Şey yapma. Evin bana emanet. Tamam. Fiko da hadi bana gidelim. Emanet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Fiko. İyi bak kendine. Çok kısa bir süre sonra görüşeceğiz tamam mı? Nereye gidersen git diyor umurumda değil. Hadi gidiyoruz. Su mu döküyorsun? Su döküyorum abi. E hadi bakalım. Senelerce yaşadığım yerden ayrılıyorum. Senelerce yaşadığım yer bitti. Baksana. Abi, güzel de karşıladılar bizi böyle. Garip. Ben gitmeyeceğim ya. Gitmeyeceğim mi? Abi bura bırakılır mı baksana. Abi indir beni. Vay be anıl abi. Vay be harbiden vay be. Ne ara bitti Los Angeles'ı? İlk benzinimizi değerli Saz kardeşim Bulut alacak. Nasıl alacaksın? Abi. Bir okut bakayım sadece. Dur. Tamam yetti. Bu kadar. Hadi gidiyoruz. Abi 87 litre mi alacağız? He ucuzu al. Bu araba bu Toyota'lar en ucuzu. En işe sende gidiyor. Mercedes gibi değil merak etme. Bunu açıyorsun tabi. Bunu alıyor, bunu alıyorsun. Bir dakika pin istiyor. Pini gir. Çekmiyorum hadi. Gel buraya. Biz görmüyoruz. Yes demek zorundasın. Sea cashier diyor. Senin ecdatların var. Bir daha ver. Sea cashier diyor. Git cashier'e. Ne de ki kadar? Number 2 onu da öğren. Normalde böyleydi de bunu da öğrenmiş oldum. Number 2 40 dolar atalım ya. Tamam. İçeri git 40 dolar. Ha? Yetmezse. Yeter oğlum. Yetmezse ne demek? Taşarsan. Taşarsa geri iade ediyor parayı. Oğlum çok garip işler içindeyim ya. Şurada kaç tane video çektim aslında. Hani böyle bir karar çok zor bir karar. Ama böyle kararları alman gerekiyor hayatta. Sırf şuradan Papa John's'tan kaç kere pizza yedim. Şuralarda kaç kere yürüdüm. Şu Meksikalı dayılarla kaç kere atıştık. Tartıştık, seviştik. Şuradaki marketten kaç kere domates, salatalık, acur, biber, soğan, mercimek. Mercimek çorbası yaptım. Ama onlarda kırmızı mercimek yok. Konuyu değiştirme. Şuradaki smoke check diyor mesela. Araba alınca oraya sokup buradaki emniyet yani DMV'ye götürmek için o kağıdı istiyorlar. Ona girdim. Aracı soktuk. Neler neler. Baktığın zaman bitmez. Sadece ben şu muhitten bahsediyorum. Ben bunun gibi bütün LA'ye çok iyi hakim. Ya o kadar iyi öğrenmiştim ki artık Los Angeles'ı. İnsanlar burada doğmuş büyümüş. Amerikalı bana soruyor. Şurası nasıl, burası nasıl, buraya mı gitsek, şöyle mi yapsak falan diye. Gerçekten Los Angeles taşmıştı artık. Ben de dedim ki yeni bir yer göreyim. Büyük bir şehir olsun. Şu anki istikamet Texas. Texas'a gidiyorum. Benim orada Onur diye arkadaşım var ya. Onda kalacağız, bir dinleneceğiz. Onur dedi ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Ondan sonra nerede yaşayacağımı açıkçası çok bilmiyorum. Ama yukarıki taraflarda yaşarım ben büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Ucuz olsun diye. Ben çıkıyordum. Bu dedi ki ben de geleceğim dedi. İyi dedim gel dedim. Aldın mı 40 dolar? Aldım. Abi, tamam. 35 kuruş da tip ver. Tip attın güzel. Evet. Al onu dalgayı. Buna bas ucuzu o. Ucuzu. Onu ver küsküyü. Daya. Tamam. Oğlum öyle nefes almadan beklemene gerek yok. Şu tıpayı. Şunu kapat. Bırak onu. Tamam bırak onu. Bırak. Git. Gez. Çay iç. Starbucks'a git. Görüşürüz. Bir saate burada ol. iPhone 13 takılıyorsun yani. Ayıp bir şey. Abi yazdığım istikamete bak. Ha millet normalde arkadaşına falan gider böyle 5-10 kilometre. Texas Houston yazıyorum. Your location. Kafası karıştı, beyni yandı. Düşünüyor lan. 1500 mile, 22,5 saat. Geçeceğimiz yerler Arizona, New Mexico, Texas, Houston. Houston'da Onur'da kalıyoruz sonra düşünüyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz herhangi bir yere yerleşebilirim. Hiç fark etmez. Florida, Carolina'ya çok iyi diyorlar. Neden olmasın? Her yerde yaşarım abi ben. Ondan sonra da bakacağız. Sıfır. Aha. Patladı abi.
O ne oğlum? Duman çıkıyor. İçinde Samanyolu'ndaki Salih çıkacak sandım. Hadi başlıyoruz yine. Los Angeles. Allah'a emanet. Şu an arkamda kalan şehir benim tam 4 senemi aldı. Bana çok şey kattı. Benden de çok şey aldı. Ben 4 sene boyunca savaş halindeydim diyebilirim ama bu savaş tabii benim ideallerimdi. Belli başlı ideallere ulaşmak için bunları göze almak gerekiyordu. Ben aldım. Ben ortaokuldayken, lisedeyken Los Angeles'ın adını bilmezdim. Sadece filmlerde falan görürdüm. Böyle çok güzel bir şey canlanırdı. Bir şehir falan canlanırdı gözümde. Şu an sokaklarını, insanlarını çok iyi bildiğim, çok iyi tanıdığım bir şehir haline geldi. Geriye dönüp baktığımızda ben Tekirdağ'da doğdum. 7 yaşıma kadar Tekirdağ'daydım. İlkokul 1'deki, yani Tekirdağ'daki hocamın adı Sevim Güneş'ti. Ben o zaman tatlıydım. Şu anki gibi değildim yani. Elim yüzüm daha düzgündü. Sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da, Halkalı'da toplu konutlar. O zaman Başakşehir falan yeni yapılıyordu hatta. Orada biraz yaşadık. 4 sene de orada yaşadık. Oradaki hocamın adı da Abdullah Uzundu. Ama hoca çok kısaydı. Ama soyadı Uzundu. Nuri de kısaydı yani, öyle düşün. Nuriler, Muriler, yani bir sürü arkadaşım oldu burada. Bir sürü şehir değiştirdim. İstanbul'dan sonra Samsun'a taşındık. Ortaokulu, liseyi Samsun'da okudum. Resmen Samsunlu oldum. Ondan sonraki süreçte, ondan sonra üniversite için Kocaeli'ne gittim. Kocaeli'ni de çok iyi öğrendim. Sonra orayı da bitirdim 4-5 sene sonra. Gittim Ankara'ya. Ankara'da mühendis olarak çalıştım. Dış saha mühendisiydim. Gölbaşı ve Çankaya'dan sorumluydum. Ki Ankara'yı bilenler bilir, o ikisi zaten çok büyük bir oranını oluşturuyor Ankara'nın. Oraları iyice öğrendim. Sonra orası da bitti. İstanbul'a gittim. Dedim artık İstanbul'da yaşayayım dedim. Orayı da iyice öğrendim. Motosiklet aldım. Karış karış gezdim. Sonra orası da yetmedi. Ben dedim askere gideyim dedim. Değişiklik olur dedim. Askerde de Kıbrıs çıktı. Bir senelik. Bir senede de Kıbrıs'ı çok çok iyi öğrendim. Her sokağında gezmişimdir Kıbrıs'ı. Sonradan dedik ne yapacağız? Dedim bir de Amerika'ya gideyim. Oraları öğreneyim. Geldim. Yaklaşık 3,5 sene civarı Los Angeles'ta yaşadım. Sonra Los Angeles'ı da bitirdim bugün itibariyle. Şu anda da gidiyoruz. Ha, Los Angeles'ta bu zaten. Trafikten gidemiyoruz zaten abi. Böyle bir trafik mi var ya? Salın gidelim ya. Ayrılıklara o kadar alıştım ki. Askerdeyken bile ben terhis olana kadar bütün arkadaşlarımı havaalanına ben bıraktım. Hepsi döndü dedi ki bana. Anıl dedi, arabayı yavaş sür dedi. Zor oldu. Türkiye'den ayrılması çok zordu. Work and Travel'a gitmesi bile çok zordu. Samsun'a ilk taşındığımızda ben adapte olamamıştım hiç. Çünkü bütün arkadaşlarım İstanbul'daydı ve ben kendimi bir anda Samsun'da bulmuştum. Her gece ağlıyordum. Annem de ne yapsın, elinden bir şey gelmiyordu. İşte üstümü örtüyordu. Kafamı gözümü okşuyordu. Kocaeli'ne gitmesi de çok zordu üniversite. Daha 18 yaşındayım. O zaman abimle de kavgalıydık. Sürekli kavga ederdik abimle. Ama biz güzel kavga ederiz ya. Erkek gibi kavga ederiz. Kan dökülür yani. Beni bak, burada her yerim yara. Yara dedi, yarık. Dedim ben tek gideceğim dedim. O zaman da öyle valizmiş şeymiş. Cahil Cüvela poşete koyduk. Ramiz Karaeski gibi gittik. Yurt tepedeydi. Yurda çıkana kadar yemin ederim omuzlarım koptu yani. Tam artık bırakacağım. Kafamı bir çevirdim abim. Aldı elimden. O da gelmiş oraya bana söylemeden. Sağ olsun yardım etti. Sonra gittik yurda. Ben oraya yerleştim. Oraya da alışması zordu. Oradan ayrılması da çok zordu. O zaman kız arkadaşım vardı hatta. Bana dedi ki Anıl dedi, hani bana bir hediye, bir anı bırakır mısın dedi. Ona da ben şiir yazmıştım. O zamanlar daha çok seviyordum o işleri. Çok yazıyordum. Ya komedi yazıyordum ya duygusal bir şey yazıyordum. Hep bir şey yazıyordum ama yazmayı seviyordum. Çünkü o zamanlar kamera yoktu. Kendime bu kadar ifade edemiyordum. Böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum zaten. Keşke o zamanlardan başlasaymış diyorum. Rahatlıyordum çünkü. Kendimi çok rahat hissediyorum. Şimdi Los Angeles'tan da ayrılıyoruz. Yarın bir gün oradan da ayrılacağız. Hayat hep bir savaşla geçiyor. Hep bir mücadeleyle geçiyor. Ama Allah'a şükür karşılığını hep aldım. Bir savaşa girdiysem genelde galip çıktım. Çok dostum oldu. Çok insanla tanıştım. YouTube sayesinde çok iyi insanlarla tanıştım. Arada kötü insanlar da çıktı da olacaktır o kadar. İnşallah arkamda kalan arkadaşlar, tanıştığım bütün insanlar kendilerine iyi bakar. Hepsi başarılı olur. Onlara en ufak bir yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım insanlar için, insanların mutluluğu için. Çünkü ben mutluluğu, sevinci paylaşan bir insanım.
Ben kendime şunu söyleyebilirim. Anıl Güler bu hayata yaşamaya gelmiş. Her anlamda. Mücadeleye gelmiş, savaşa gelmiş. Hayat mücadelesine gelmiş. Ben de bunları kemiklerime, iliklerime kadar hissediyorum. İnşallah her şey daha iyi olur. Ele! Allah'a emanet ol! Seni çok özleyeceğim lan! Lan seni çok özleyeceğim lan! Bana çok şey kattın lan Los Angeles! Bir anda piyangadan çıktın, hayatıma girdin! Seni söküp atmak çok zor oldu, bu kararı almak zor oldu! Allah'a emanet ol! Ah ah ustam, ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara, düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük, bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet, sıkı tut, tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki eskiden. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrı meşru acılar doğuyor kundaklara, günahkar gecelerde. Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır. Zulüm tanır, ölüm tanır, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, ne katıksız somon isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini güneşe dokun, uyandır uykusundan. Tut yüreğimden ustam, ustam.